Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, hepinize selamlar. Şu anda bir otelin, Ankara'da bulunan bir otelin asansöründen sesleniyorum size. Dün gece oyun ödülleri etkinliği düzenlendi, Game Awards 2024 ve aslında bu otele gelmemin tek sebebi de bu etkinlik. Dün sırf bu etkinliği izleyebilmek ve aynı zamanda izlemenin dışında bunun yayınını yapabilmek için neler yaşadım, önce ondan bahsedeyim. Ondan sonra bir sürü çok güzel oyun duyuruldu. Onlardan kısa bir özet bahsedeceğim, fikirlerimi söyleyeceğim. Şimdi lobide sessiz bir yer buldum, burada üzerine konuşayım. Şimdi tüm bu videoyu elimde imkan olmadığı için, evimde olmadığım için telefondan çekip yine telefondan editleyerek sizlere paylaşıyor olacağım. Umarım başarabilirim. Şimdi arkadaşlar, olay şöyle oldu. Benim bir diş tedavim olmuştu. Ağzıma 8 tane implant yapıldı. Ve daha sonrasında bu implantların dikişleri vardı. Dikişleri aldırmak üzere Ankara'ya geldim. Ankara'ya geldiğim günün gecesinde de oyun ödülleri töreni oldu. Benim ailemin yaşadığı ev, babamlar çok fazla gelip kalmadıkları için, kullanmadıkları için interneti kapattırmışlardı. Ben de orada telefon internetimden denedim ama yayın yapamadım. Ondan sonra yakın bir arkadaşım var, liseden, üniversite aynı dönemde okuduğumuz. Ondan rica ettim, onun evine gittim. Onun da interneti yayın yapmaya yetmedi. Ben de sinir oldum. Yayının da başlamasına gece 3.30'da başlıyordu. Yarım saat 40 dakika vardı. Çıktım, bir tane otel buldum Ankara'da. Geldim, dedim ki otelde internet iyidir herhalde. Bir gecelik dedim ki ben kalacağım. Ayarlayabilir miyiz? Geldim, kalmaya başladım ama burada otelin de interneti yetmedi ve patladım. Sonra olay şöyle ilerledi. Dedim ki yayın sırasında ben dedim bu yayını yapacağım arkadaşlar. Bir şekilde yapmamız lazım. Yanımda laptop vardı ama işte internet kötü olduğu için bir türlü yayını yapamıyordum. Ben sadece videoyu, yayını izleyebiliyordum. Yani şöyle oyun etkinliği ödül törenini izleyebiliyordum. Onu bilgisayarımdan açtım, laptopumdan. Sonra bu kamerayı koydum. Bu kamerayı 3 bardak üzerine sabitleyerek yanımda getirdiğim küçük kameradan bilgisayar ekranını yansıtarak garip bir oyun ödülleri yayını yaptım. Zaten tekrarı canlı sekmesinde var, oradan bakabilirsiniz neler çektiğime. Ve bu etkinliği gerçekleştirdik. İyi kötü bir şekilde 4 saatlik bir yayın yaparak bu etkinliği izledik. Ve bu etkinlikte birbirinden güzel oyunlar duyuruldu efendim. Şimdi bunlardan konuşalım. Anam! Şimdi öncelikle Witcher 4 ile başlayalım. Efendim, Witcher 4 duyurusunu burada beklemiyordum açıkçası. Ama internette bazı söylentiler çıktıktan sonra dedim ki olabilir. Ve hakikaten de etkinliğin ilk büyük duyurusu olarak Witcher 4'ü ve ana karakter olacak. Daha önce senindeki ilk 3 oyunda hatırlarsanız ek paketlerde dahil ana karakterimiz Geralt'tı. Bu sefer ara karakterimiz Ciri olacak ve bir şey çok dikkatimi çekti fragmanda. Witcher 3'ün sonunda Geralt'ın Ciri'ye verdiği kılıç, o Witcher'lık kılıcı artık neyse, terimleri siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Fragmanda onu görüyor olmamız falan hoşuma gitti. Benim hatırladığım, bu Witcher olmak için belli testlerden geçmek gerekiyordu ama Ciri de böyle kadim bir varlık olmasına rağmen bu testlere girmesi gerekiyor muydu bilmiyorum. Fakat onun bu testlerden geçmiş olduğunu, artık bir Witcher signisi yapabildiğini, yani aksi miydi, signi miydi, neydi onların adı, bunları yapabildiğini görmem biraz ilginç olsa da Unreal Engine 5 ile yapıldığını gördük oyunun ve sinematik çok çok güzel gözüküyordu. Hani sinematiği böylesine güzel gözüken bir oyun, Unreal Engine 5'te gameplay anlamında da güzel gözükecektir diye düşünüyorum. Yani CD Projekt Red'den açıkçası Witcher 4'ün yapıldığını duymuştuk. Ama ben bu kadar hemen duyuracaklarını, yani bir sinematikle bunu paylaşacaklarını beklemiyordum. Gerçekten etkileyici bir sinematikti ve izlerken de heyecanlanmadım değil. Hatta fragmanın sonlarına doğru bir Geralt'ın sesini duyduk gibi de oldu. Tam emin değilim ama duyduk gibi de oldu. Gerçekten heyecanlandırdı. Witcher 4 kesinlikle bomba gibi geliyor gibi gözüküyor. Zaten hani CD Projekt Red'in iyi yaptığı bir seri, düzgün yaptığı bir seri. Aceleye getirmezlerse Cyberpunk gibi gerçekten istediklerini, en azından kendi oyun motorlarına ziyade Unreal Engine 5 oyun motoruyla çok çok daha rahat yapacaklardır diye düşünüyorum efendim. Heyecanla bekliyoruz. Gelsin, saatlerce oynayalım hikayesini. Bam bam bam. Leleley leleley leleley. Etkinlikte benim dikkatimi çeken bir diğer oyun, tabii ki ben bir Dying Light hastası olduğum için Dying Light The Beast ile ilgili bir fragman gördük. Kyle Crane'in, ilk oyundaki ana karakterimiz Kyle Crane'in hikayesine odaklanacak olan bir oyun olarak geliyor. Gerçekten yine oldukça etkileyici, hem gündüz hem gece ortamlarıyla karşımıza çıkan, grafikleriyle dikkat çeken, parkur elementlerinin bir tık daha geliştiğini gördüğümüz, aksiyonun yine gırla olacağı, araç kullanımının ve açık arazilerin olduğunu gördüğümüz, gerçekten böyle üzerinde uğraşılmış yepyeni büyük çaplı bir Dying Light oyunu gibi gözüküyor. Umarım hani kısa süren değil,
ki zaten belli başlı başına bir yepyeni bir oyun ya bu. Bir şeyin ek paketi falan değil. Bu yüzden büyük çapta olacağını düşünüyorum. Ve Kyle Crane hikayesi bakalım nasıl olacak. Bir de fragmanda bir Left 4 Dead göndermesi varmış tablolardan bir tanesinde. Ben canlı yayın sırasında orayı kaçırmıştım. Arkadaşlar söyledi. Zombi oyununun zombi oyununa atıfı olur bir yerde. O önemli. Abi sonra hiç beklemediğim şekilde Long Dark 2 duyuruldu. Yani Black Frost adıyla Long Dark 2'yi duyurdu Hinterland ve açıkçası ben beklemiyordum. Hiç beklemiyordum çünkü daha Long Dark 1'in ana hikaye modunda 5. bölüm, Wintermood'un 5. bölümü çıkmadı. Ama şunu anlıyoruz ki buradan artık 2025 yılı içerisinde Wintermood'un 5. bölümünü göreceğiz ve artık 10 yıl mı oldu, 12 yıl mı oldu çıkalı Long Dark? Hani o Long Dark süreci tamamlanacak ve bundan sonra ikinci oyuna odaklanacağız. İkinci oyun, hatırlarsanız Long Dark oynarken yayınlarda olsun, videolarda olsun hep şey diyordum. Bir co-op lazım bu oyuna ya. Birlikte oynayabilmeliyiz, ne güzel olur. Co-op olsa çok çok tatlı olur diyorduk. Evet, Long Dark 2 artık çok edersiniz co-op olacak. Ve bu co-op elementleriyle birlikte Kanada'da kara kışın altında Mackenzie'nin ve diğer karakterlerin bambaşka bir hikayesini anlatacak. Bilmiyorum tabi Wintermute'un 5. bölümü yani ana hikayenin, Long Dark 1'in ana hikayesinin finalini görmediğimiz için belki finali bu ikinci oyuna bir şekilde bağlanıyor olur. Hep birlikte göreceğiz ama çizim tarzı, sanatsal görseller, o fragman benim oldukça hoşuma gitti. Long Dark dedi mi ben heyecanlanırım zaten. Heyecanlamama da yetti fazlasıyla. Sizler de şu ana kadar söylediğim bu oyunlar hakkındaki yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Devam. Oğlum Mafya serisinin hastasıyım zaten biliyorsunuz. Mafya'nın yeni oyunu duyuruldu. Zaten geçtiğimiz sene oyun ödülü töreninde duyurulmuştu diye hatırlıyorum. Şimdi ise ilk fragmanı yayınlandı. Enzo adında Sicilya zamanı çok büyük zorluklar yaşamış. Böyle madenlerde çalışmış, gençliğini orada, daha doğrusu çocukluğunu orada harcamış. Gençliğinde ise bir mafya ailesinin içerisine girme fırsatı bularak buradaki işte kan davaları, o dönemin işte pelesenk olmuş olayların içerisine kendisini bulan bir karakteri Enzo'yu oynayacağız bu hikayede. Ben Enzo'yu ilk başta Salieri zannettim ama şey denmiş internette, bu yepyeni bir karakter, mafya serisinde daha önce hiç görülmemiş bir karakter, yeni bir karakter olarak oynayacağız. Ve eski dönem mafya hikayelerini, Sicilya'nın o mafya temasının hissedildiği o ilk zamanları, orijin yani o kökenini bize anlatacak ve gerçekten dibine kadar bunu hissettirecek denilen bir yapım olarak geliyormuş. Mafya Hangar 13 yapıyor gene. Ve gerçekten grafikleriyle, fragmanıyla, müzikleriyle ve o temasıyla çok güzel gözüküyordu. Ben bu oyun içinde fazlasıyla heyecanlandığımı söylemeliyim. Zaten Mafya 3 kadar kötü olmasın, Mafya 1-2 gibi olsun bana yeter. Yani biraz eskileri anlatacak, kökenleri anlatacak falan. Tamam abi, biz daha ne isteriz? Çıksın, gelsin, oynayalım. Etkinlikte hiç beklemediğim duyurulardan bir tanesi de Elden Ring'in yepyeni bir oyununun, aksiyon RPG'den aksiyon maceraya dönen bir türünün duyurulmasıydı. Ben hiç beklemiyordum açıkçası. Zaten orijinal Elden Ring'i yapan, yöneten abimiz değil, bambaşka yan bir ekibe verilmiş bu oyun. Bu oyun bir hikaye odaklı oyun olarak gelmiyor bu arada. Bu isterseniz 2, isterseniz 3 arkadaşınızla birlikte oynayacağınız ve birlikte bosslar kesebileceğiniz. Ve oyun 3 günden oluşuyor. Her gün 15 dakika sürüyor gibi bir teması var diye biliyorum. Şöyle oluyor mesela, birinci güne başlıyorsunuz arkadaşlarınızla, bir boss kesiyorsunuz. Mesela üçünüz de öldünüz. İkinci güne geçtiniz, üçünüz de öldünüz. Birinci güne tekrar geri dönüyorsunuz falan gibi bir dinamiği var oyunun. Böyle bir dinamikte oluşturulmuş. Yine Elden Ring'deki haritaya benzer bir haritada esinlenerek oluşturulmuş bir bölgede geçiyor. 8 tane yanılmıyorsam boss, bir tane de ana boss var. Yani bir ana boss var. O ana boss'un etkisinden dolayı 8 tane yan boss oluşmuş. Bunları öldürülmesi, çevrenin keşfedilmesi falan üzerine oynanacak bir oyun olarak geliyor. Ben hani böyle bir co-op oyun bekliyordum açıkçası. Co-op bir deneyim bekliyordum ama bu kadar çabuk ve bu oyundan beklemiyordum From Software'de en azından. Böyle bir yola girmişler. İlgi çekici gözüküyor. Yani çıktığında bir göz atmak lazım ama ben çok böyle From Software oyunlarının lore'unu bilmediğim için ve bu oyunda bir hikaye anlatmadığı için, anlatmayacağını bildiğim için, yani öyle Elden Ring kadar ya da diğer Souls oyunları kadar ya da Sekiro vesaire gibi benim bilmediğim bir noktası var mıdır orasını bilmiyorum ama çıktığında göreceğiz. Bu da bence etkinliğin sürpriz duyurularından bir tanesiydi, açıkçası beklemiyordum ben. Etkinliğin en iyi oyunlarından bir tanesi kesinlikle It Takes Two A Way Out.
gibi oyunların yapımcısı Joseph Ferris abimizin, ki oyun dünyasının aşırı adamı olarak nitelendirebiliriz onu, onun yepyeni oyununu duyurmuş olmasıydı. İki tane kızı var bu abimizin gerçek hayatta. Oyundaki ana karakterlerin isimlerini de bu kızlarından vermiş. Ve bu iki karakterin maceralarına şahit olacağız bu oyunda. Ve şunu söylemeliyim ki oynanış anlamında It Takes Two'yu, A Way Out'u fazlasıyla andırıyor olsa da gerçekten çeşitlilik anlamında, görsellik anlamında ve ilgi çekici hikayesiyle birlikte önümüzdeki sene Mart ayında, 6 Mart'ta çıkacak. Çok çok keyif verecekmiş gibi gözüküyor. Joseph Ferris yani bu işi yapıyor ve adam gene şunu dedi abi. Ben oyunu piyasaya çıkardığımda bir tane satın almanız yeter. Bir tane satın alın, iki kişi oynayın. İkinizin ayrı ayrı oyun satın almasına gerek yok. Bir kişi oyun alacak, iki arkadaş oynayacaksınız diyor efendim. Öyle o sistemini de, arkadaş sistemini de sürdürmeye devam ediyor abimiz, anlayacağınız üzere. Joseph Ferris'in oyunu da gerçekten çok çok güzel gözüküyordu. Kesinlikle fragmanına bir göz atmayı unutmayın. Ben inanılmaz beğendim, beni çekti içine. Kesinlikle çıktığında hemen serisini yapıyor olacağım. Bir türlü fırsat bulup giremediğim Yakuza serisi ve Judgment, bir de Lost Judgment mıydı gibi isim, bu isimli oyunları yapan Ryuga Gotoku stüdyolarının yeni bir oyunu duyuruldu arkadaşlar. İnanılmaz gözüküyor. Animasyon kalitesi, grafikler falan gerçekten inanılmaz gözüküyor. 1915'ler Japonya'sında geçecek bir hikaye anlatacak. Project Century isimli bir yapım. Gerçekten dibim düştü gördüğüm grafiklere ve sunuma. Hani bu kadar akıcı, bu kadar güzel gözükerek yapılabilir mi bilmiyorum ama hakikaten o fragmanı bir kere daha gördükten sonra, ki siz de şu an ekranda görüyorsunuz sahnelerini, onu bir kere daha gördükten sonra şey dedim yani, ilk fırsatta kesinlikle şu Judgment'ı, bu adamların yaptığı Judgment'ı, o Judgment'ın devam oyununu ve Yakuza oyunlarından bazılarını, en azından sizin de önerdikleriniz varsa kesinlikle oynamalıyım diye düşünmeye itti beni. Merakla bekliyorum. Bu adamlar bu ara yoğun çalışmaya başladılar. Bir aynı anda 2-3 proje birden yürütüyorlar. Bakalım neler çıkaracaklar ortaya. Kesinlikle şu Project Century çok ilgimi çekti, onu söylemeliyim. Çocukken çok oynadığım, oynamaya da çok tırstığım bir oyun vardı. Turok, dinozor avladığımız bir oyun. Onun yenisini duyurdular artık hani. Ya remake değil de yepyeni grafiklerle bir Turok dünya, Turok hikayesini, Turok oyununu gösterdiler. Ona bir heyecanlandım, onu söyleyeyim. Bunun dışında Borderlands 4'ten yepyeni bir fragman yayınlandı. Grafikler vesaire güzel gözüküyor. Oyunun içeriği ne kadar iyi olur bilmiyorum. Filmi çok kötüydü. Benim için en iyi Borderlands oyunu Borderlands 2'dir. Hani Borderlands 2 kalitesini yakalasa kafidir diyebileceğim bir şekilde gelirse benim için yeterli. Sifu'nun yapımcısından yepyeni bir futbol oyunu duyuruldu. Sifu zorluğuyla dikkat çeken böyle kung fu teknikleriyle dövüştüğümüz bir oyunda hatırlarsınız. Şimdi adamlar bir futbol oyunu yapıyorlar. Böyle Rocket League andıran ama arabaların olmadığı gerçek futbolcuların bu sefer Japon kültürüyle harmanlandığı bir futbol oyunu var önümüzde. Onun da ilgi çekici gözüktüğünü söylemeliyim. Notlarım arasına aldığım yapımlardan. Onimusha yeni oyunu duyuruldu. Onimusha 3'ü oynamıştım ben zamanında. Gerçekten çok çok güzel bir oyundu. Tabii o zamanlar küçük olduğum için çok affedersiniz bir bok anlamıyordum ama benim için gene de güzel oyundu. Onimusha'nın yeni oyununun duyurusunu hiç beklemiyordum. Biraz böyle Souls türüne kayıyor gibi gözükse de bakalım Capcom nasıl bir oyun sunacak bize. Onimusha beni heyecanlandırdı etkinlikte. Ulan ne kadar çok oyun duyurulmuş, konuş bitmedi ya. Okami duyuruldu. Okami'nin devam oyunu duyuruldu. Ben Okami'yi oynamadım ama Okami oyun dünyasında gerçekten çok bilindik ve gerçekten insanların tüylerini diken diken eden serilerden bir oyun daha doğrusu. Şimdi ise onun devamı geliyor. Ben hiç Okami'yi oynamadım hayatımda ama seveni çok. Sevenlerine de hayırlı olsun. Belki bu ikinci oyunu oynarsam ben de Okami'yi sevenlerden birisi haline gelebilirim. Bu da etkinliğin gerçekten hani duygusal duyurularından, önemli duyurularından bir tanesiydi. 3 Nisan 2025 tarihinde sonunda Last of Us Part 2 PC'ye geliyor arkadaşlar. Hazırlanın. Last of Us Part 2 PC'ye geldiğinde bir canlı yayını patlatırız. Geleneksel Last of Us kusma yayınlarımız bizim. Ama ne yapalım, seviyoruz. Şimdi benim için tüm dikkat çekici oyunlar bunlardı. Sizin belki dikkatinizi çeken farklı oyunlar olmuş olabilir. Onları da sizler de yorumlarda söyleyebilirsiniz. Ama geçen seneye göre çok çok daha iyi bir etkinlik olduğunu söylemeliyim. Oyun ödülleri töreninin 10. yılıydı. 10. yılına özel gerçekten yapımcılarla bir araya gelip uğraşılmış bir etkinlik düzenlenmiş. Hani yer yer Japon oyunlarıyla başımızı ağrıtmış olsalar da, yani uzakta onun bu anime oyunlarıyla başımızı ağrıtmış ve çokça reklam koymuş olsalar da geçen senenin etkinliğine göre çok çok daha iyi bir etkinlikti ve sonunda dediler ki bu yıl 10. yılımız, madem bu yıl özel bir etkinlik,
bir özel duyurumuz daha var dediler ve kalbimizin filması, o büyük yapımcı Naughty Dog yepyeni bir oyun duyurdu efendim. Intergalactic Sahte Peygamber isimli, Heretic Prophet adında yepyeni bir oyun duyurdu. Zaten ilk gördüğüm anda grafik yapısını dedim ki Naughty Dog'un oyunu bu. Yani bu kadar detay falan Naughty Dog'dan çıkar diye. Bir uzay macerasını anlatacak. Yani fragmanda dikkatimi çeken şey gerçekten karakterin karakteristik yüz animasyonları, ortamlar, sesler falan çok güzel gözüküyordu. Harika hazırlanmış bir sinematik. Yepyeni bir oyun yapıyorlar. Bu oyunun ne Uncharted'da ne The Last of Us'da ne diğer oyunlarla hiçbir alakası yok. Yepyeni bir evren, yepyeni bir hikaye hazırlıyorlar. Ne zaman çıkacağı belli değil. 2020 yılından beri geliştiriyorlarmış oyunu. Çok büyük bir heyecanla paylaştılar ve daha ileriyi de oynanış videoları olsun paylaştıklarında çok çok daha heyecanlanacağımızı söylüyor. En azından bu oyunun içerisinde çalışan yapım ekibinden insanlar Twitter'da vesaire. Eleştiriler almadı değil, fragman eleştiriler aldı. Bu arada fragmanda çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi Porsche, Adidas, Sony gibi. Hadi Sony'ye eyvallah, onu okey diyorum da Adidas ve Porsche gibi markaların direkt isim haklarının alınmış olmasını görmek garipti. Bir uzay macerası, robotlarla kılıçlı savaşlar falan. Yani değişik bir hikaye. Ben Naughty Dog'a çok güveniyorum. Ana karakter konusunda insanlar firmayı linçliyorlar. Yani bu konulara hiç girmek istemiyorum. Bana abi çok güzel bir hikaye, mükemmel bir oynanış, unutulmaz bir sinematik deneyim verin. Ben başka bir şey istemiyorum. Ve heyecanla Naughty Dog'un, her ne kadar Last of Us Part 3 bekliyor olsam da, bu duyurusu beni heyecanlandırmadı değil. Bakalım göreceğiz. Yani yeni işler denemeleri keyifli. Bekliyoruz. Efendim işte oyun ödülleri töreni, yayınlı yapma sürecim, beğendiğim oyunlar, ilgimi çeken oyunlar ve yorumlarım bu şekildeydi. İzlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiğiniz takdirde şöyle insanların arasına dalmadan videoyu beğendiğiniz takdirde alttan beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.